Maliye Teftiş Heyeti'nin 130. yıl dönümü, Maliye Teftiş Heyeti 1879'da kurulmuştur. O kuruluş tarihi çok önemli. Bugüne de çok yakın bir bugünle de çok yakın bir ilişkisi var. Şimdi Osmanlı Kırım Harbi'ne kadar dışarıya borçlanmamıştır. Galata sarrafları, Galata bankerleri falan sarayın veya devletin bir paraya ihtiyacı olması halinde oralardan karşılamıştır. Fakat Kırım Harbi'nden sonra biz Batı ile temas kurarız. Batı borsalarıyla temas kurarız ve Batı'nın da teşvikiyle Batı'dan borçlanmaya başlarız. Bu borçlanma bir yerde haddini aşar. O zamanki borçlanmaların kullanış sahası tipik. Sadece saray yapmışlardır. Saraylar, köşkler, kiosklar yapmıştır. Şimdiki farklı, şimdiki tüketime gidiyor, otomobil ithal ediyoruz. Dünyanın zannediyorum en çok Mercedes ithal eden devletlerinden biri biziz. Tabii bu sokaklarda büyük bir trafik sorunu, bir petrol tüketim sorunu ve hava kirliliği sorunu da yaratıyor. Zannediyorum İstanbul'da en eski araba benim arabam 10 yıllık. Yoksa bütün şehrin arabası Mercedes'ler, BMW'ler. Osmanlı devrinde bu saray masrafları 2. Mahmud'un halefleri yani Abdülmecid'in oğulları, kardeşi bunlar hepsi saray mı yapacaklar? Her sultan zaten yeni sultan olunca bir saray yapıyor kendine. Hemen bir borç alınır. O borç yapılır ve iş çığırından çıkar. 1877 harbinden sonra veya ondan evvel Batı bizden parasını alamayacağını görünce Düyun-u Umumiye'yi kurarlar. Düyun-u Umumiye'nin kurulması zannediyorum Osmanlı aydınlarınız kafaca sarsar. Yani bir devletin borçlanmayla ilahi nihayeye gidemeyeceğini anlarlar. Darası Türkiye'nin başına. Şimdiki Türkiye'nin başına. Onun için devleti bir düzene sokmak isterler. O düzene sokmak gayretleri içerisinde devletin giderini takip edecek, devletin gelirlerini takip edecek bir hesap kurulunun kurulması düşünülür. Maliye Teftiş Heyeti oradan doğar. Geniş yetkilerle donatılır. Hedefi Osmanlı Devleti'ne mali bakımdan, iktisadi bakımdan bir disiplin getirmektir. Maliye Teftiş Heyeti bu disiplini getirmiştir. Büyük başarıdır. Biraz Fransızların teftiş heyetine benzer olarak kurulmuştur. Ama Türkiye'de kurulan heyet de Fransız heyeti kadar başarılı olmuştur. Yani Fransız heyet kadar. Devletin geliri, gideri, her şeyi belli olmuştur. Kimse devletin eline devletin malı deniz, yemeyen domuz diye girememiştir. Yani bu felsefenin yıkımı Maliye Teftiş Heyeti sayesinde olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda bile Maliye Teftiş Heyeti, o savaş içinde bile Türk Devleti'nin mali disiplinini sağlamıştır. Ondan sonraki dönemde Türkiye'nin devlet olarak mali disiplini, ekonomik disiplini en sağlam olduğu dönemlerden biridir. Mustafa Kemal Maliye Teftiş Heyeti'ne çok saygılıdır. Bütün Cumhurbaşkanlığı devrinde maliyeden bir kere bile bir şey istememiştir. Maliyeyi onlar bilir demiştir. Maliyenin müsteşarına da güveni vardır. Zeki bir yer sorun demiştir. Zeki dedi ki, Zeki Süderman Bey maliyenin müsteşarıdır. Yani Mustafa Kemal devletin mali disiplinini Maliye Teftiş Heyeti'ne vermiş. Kurtuluş Savaşı'nda da bizim çeteler bile bir yere girip bir yerden para aldı mı mal müdürlüğüne senet bırakırlar. Biz buradan şu kadar para aldık. Para olduğu zaman ödeyeceğiz diye. Enteresan. Sakarya Harbi'nden evvel Mustafa Kemal bir ayniyat kanunu çıkarır ya, her aileden üç çorap bilmem ne ister, elinizdeki silahı da verin der. Ona da bir makbuz verir.
zaferden sonra ödenecektir diye. Bunlar hep mali teftiş heyetinin, maliye teftiş heyetinin Türk devletine, Türk kafasına enjekte ettiği prensiplerdir. Bu prensipler bizi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra büyük bir kalkınma hamlesini dışarıya yardım, dış yardıma güvenmeden, yani dışarıdan net para almadan, hatta dışarıya aldığından çok fazla bu eski borçları ödeyerek kalkınma hamlesini gerçekleştirmek imkanına kavuşturur. Çünkü Mustafa Kemal dönemi devletin en ucuza çalıştığı dönemdir. Bir cumhurbaşkanı var, son derece mütevazi çalışıyor. Her bir kuruşun devletin malı, fukara halkının cebinden çıktığını biliyor. İflasa müsaade, onun o devletin memuru da çok azdır. Allah'tan da şartlar da Mustafa Kemal'e yardım etmiştir. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yaparken memurun bir kısmı zaten Çanakkale'de kırılmış. Ölmüşler falan. Kurtuluş Savaşı başlayınca bir kısmı da İstanbul'dan ayrılmaya razı olamamıştır. Türk Devleti 1923'te çok küçük bir memur kadrosuyla kurulmuştur. Ve o kadroyu Türkiye muhafaza etmeyi uzun yıllar becermiştir. Ancak 50'den sonra, hatta 70'ten sonra bir memur furyası demokratik sistemin taviz mekanizmalarından biri olarak Türkiye'ye çıkmıştır. Bu hengame de gene hala en rasyonel kuruluş maliye teftişidir. Hiç maliyeden bir suistimal duydunuz mu? Devletin parasını alıp kaçsınlar. Bankalarda kaçıyorlar, alıp kaçıyorlar. Değil mi? Hele hanım müdireler paraya dayanamıyor, alıp kaçıyorlar Suriye'ye. Maliyede kaçsın bakayım. Maliye teftiş heyeti Türk memurunu, maliyeyi kendi prensipleri içine yoğurmuştur. Bir maliye şeyine girin, biz çok rastlamışızdır. Maliye müfettişi vicdanındır diye böyle tabela asar adam. Yani maliyet, onun kafasında hep maliye teftiş heyetinin disiplini vardır. Oradan bir şey alırsa işinin öyle orada kalmayacağını bilir. Siz şimdi bu teftiş heyetini, bunun Türkiye'sinde her gün bir emlak suistimali gördüğünüz, her gün bir başka skandala şahit olduğunuz Türkiye'de, siz eğer bu teftiş heyetini ben ortadan kaldıracağım diyorsanız, sizin iyi niyetiniz hakkında son derece ciddi şüpheler yaratır bu. Bu şüpheleri davet edersiniz. Ve tabii böyle bir şey yaparsınız, melanetin selini tutamazsınız bir daha. Bir daha bu devleti kimse bir daha tekrar bir mali disiplin içine sokamaz. Para fonunu böyle istiyor gibi bahanelerle de Türkiye'yi yutturmaya kalkmayın. Amerika bile şimdilik maliye teftiş heyetine benzer kuruluşlar kuruyor. Şimdi bakın, orada Amerika kredi politikasını Federal Reserve şey derdi. Federal Reserve şimdi anlıyor ki geçmiş 20 yılda hata etmiştir. Ne diyor şey Greenspan? Ben hata ettim, serbest bıraktım. Banka sistemini muayyen bir disiplin altında tutmazsanız bankası kar neredeyse bankacı oraya kaçar, oraya koşar. Ve seni bir enflasyondan öbür enflasyona, bir krizden öbür krize atar. 1929'da da böyle oldu. O zaman şirket kurulup şirket hisseleri ekonomide enflasyon yaratmıştır. Şimdi de mortgage. 2 milyon insana ev yapacağım diyorsun. Adama senet veriyorsun, o senetleri alıyorsun. Ekonomi şişiyor, patlayacak. Bunun patlayacağını aklı başına herkes görüyordu. Patladı. Ama Amerika kendine düzen veremediği gibi dünyaya verdiği düzen de düzen değil. Para fonunun bize burada telkin ettiği programlar kuruluş kanunlarına aykırıdır. Para fonu Wall Street'in ajantası gibi hareket ediyor. Sekreteri gibi hareket ediyor. Para fonu biliyorsunuz 1945'te 2. Dünya Harbi'nden sonra Bretton Woods'ta kurulmuştur. Milletler Arası bir kuruluşla kurulmuştur. O kuruluşun başında da kafa meşhur Keynes'tir. Maynard Keynes. Onların kalkınma için yaptığı model dünyayı 35 yıl krizsiz idare etti. Şimdi bunlar aldılar 80'de, ona Washington Anlaşması diyorlar. Benim dilimde o Washington komplosudur o.
Washington Anlaşması değil, Washington Komplosu'dur. Washington Komplosu'nda kararlaştırılan sistem aslında sıcak parayı kullanıp, sıcak paraya bol rüşvet verip, davet edip, döviz kurunu mütemadiyen aşağı çekmek. Yani iktisadi dilimle fazla değerlenmiş kur politikası izlemek. Bu politikayı dünyada kaldırabilecek memleket yoktur. Hele az gelişmişler hiç kaldıramaz. Ben 20 yıldır Türkiye'nin bu politikayla batacağını, sürüneceğini söylüyorum. İnkar eden var mı çocuklar? Yok. Herkes biliyor ki ben 20 yıldır 2000 sayfa kitap yazmışım. Ya bu cinayet diyorum. Ben para fonda çalıştım. Evvelce bir memleket bizim bugün yaptığımız şekilde bir ekonomik politika izlerse para fonu onu ostarize ederdi. Yani komünitenin dışına atardı. Şimdiki ise para fonu kuruluşundaki bütün prensipleri çiğneyerek evvela geldiler bu haltı Rusya'da yaptılar, tekme yediler. Sonra bize geldiler, bizi batırdılar. Onun için ben diyorum ki şimdik, işte bir maliye müfettişi cesaretle söylüyor. Ben maliye müfettişiyim. Maliye bakanıyım diyemem. Ama eski maliye müfettişiyim derim. Ben onlara diyorum ki para fonuyla aranızı bozmayın. Yalnız çağırın karşınıza deyin ki arkadaş ben seni 10 senedir dinliyorum. Bugünkü batmam sendendir. Bugünkü batman Amerika'daki krizden değil. Bir Amerika'da hiç kriz olmasaydı dahi Türkiye'yi batacaktı. Çünkü 8 milyon işçi 3 ayda mı çıktı ortaya işsiz? Yok. 100 binlere yakın kapanan iş yerleri 3 ayda mı çıktı? Yok. Bunlar bugünkü hükümetin suçunu örtmek için, günahını örtmek için uydurduğu hikayeler. Halkı aldatıyor. Halkı yıllarca sahte milli gelir rakamlarıyla oyaladılar. Türkiye dünyada en çok kalkınan memleketimiz. Yalan. Onun nasıl, hangi hilelerle o rakamların bulunduğunu aklı başında iktisatçılar biliyor dünyada. Biz bu hileleri marifetmiş gibi kullandık. Memleketimiz, kendileri inandılar, iktidardakiler. Vatandaşlara da anlattılar, kandırdılar. Ama Türkiye mütemadiyen battı. Şimdi para fonunu dinlesinler. Eğer o politikalara devam ederlerse 2 sene sonra Türkiye'nin ayağını koyacak yeri kalmaz. Binaenaleyh şimdik ciddiyetle işe dönmek, ciddi politikalara dönmek zamandır. Bu politikaları Türkiye'de iyi kötü anlayacak, haysiyetle yapacak insanlar da maliye teşkilatındadır. Maliye teşkilatı sahtekarlığa inanmaz. Yaratılışlarında bu yok onların. Bilmeyebilir ama anlatırsın, anlattığı şeyi görürse ona ağırlığını koyar. Şimdi Türkiye'ye ben diyorum ki para fonunu tutun bir tarafa. Dekin arkadaş beni son 10 senede senin politikaların bu duruma getirdi. Bütün sanayim battı. Bütün tarımım battı. Her şeyim battı. Boğaza kadar boşluyum. Binaenaleyh şimdi ben senin paranı alırım. Ama kur politikasında diğer politikalar senin dediğini dinlemem. Ben senin, söylesinler bunu, Bretton Woods'a dönmeni istiyorum. Senin kuruluşunun ana prensiplerine. Ben döviz kurumu, ekonomimi denge getirecek noktaya çıkaracağım. Para fonumu, fiskal fonumu, vergi politikamı bu kuru orada destekleyecek şekilde benim dışarıya açığım olmayacak. Borçlanmak ihtiyacım olacak. Senden aldığım paraları da senin bugüne kadar bana batırttığın sanayimin yeniden kalkınmasında kullanacağım. Ben senin paranı otomobil ithalatında kullanmayacağım. Onlar onu istiyorlar. Bir de ağızlarında laf var Batı'nın inanmayın. Efendim Batı bu durumdan az gelişmişlerin yardımıyla kalkınacakmış. Neyim? Onun kastı ne? Yani az gelişmişleri biz kandıracağız, onlar ithalatlarını arttıracak. Biz buradan üreteceğiz, onlara vereceğiz, onlar daha da borçlanacak, onlar batacak, biz çıkacağız. Batı'nın, bu Washington konsensüs dediği şey, Batı'nın 200 yıldır az gelişmişlere yaptığı en çirkin oyundur. Tamam mı? Daha söyleyecek bir şey var mı burada? Şimdi bu oyuna sen ekonomini de her türlü kontrol dışına çıkaracak bir takım zırvalıklarla katılırsan, efendim, para fonu istedi, para fonu istemez bunu. Amerika bizim sistemimize dönüyor. Çünkü Amerika'da da eyaletin parasını alıp kaçıyor. Her gün görüyorsunuz Amerikan gazetelerinde.
Amerikan banka sistemi dünyanın en loose, en dünyayı sarsan suistimallere sahne olan mekanizması. Amerika nihayet bunu anladı. Fransa'da bu olur mu? Fransız teftiş heyeti Fransa mali sistemini çelik gibi tutar elinde. Banka sistemini tutar ve Fransa'ya adam verir. Debre, Pompidou, maliye müfettişleri. Fransa'ya, o Fransa'daki gevşek bir toplum, disiplin getirmişlerdir. De Gaulle kendinden sonra Pompidou'yu koymuştur Fransa'nın başına. Ve işte Fransa iyi ki, siz eski Fransa'yı bilemezsiniz. 30'ların Fransa'sı dünyanın alay konusuydu. Zaten Almanya harbe girdi, iki fiske attı, Fransa gitti. Ne ordusu kaldı, ne hükümeti kaldı. Şimdi Fransa onun derdinin, onun intibalarıyla disiplinli, aklı başında bir devlet. Ekonomisini de şey diyor. Fransa kendi teftiş heyetini dağıtacağım gibi bir laf ediyor mu? Etmez ki. Ama Fransa gider icabında para fonunun zavallı bir iki adamını Türkiye'ye yollar. Buradaki adam konuşmaya cüret eder mi? Ben olsam ağzına tıkarım. Lütfen yazın, ağzına vallahi tıkarım. Benim karşıma geçsin de bir para fonu böyle desin, maliye teftiş ettin, bilmem ne yaptın desin, ben onun ağzına tıkarım. Nerede maliye eliyle bir ciddi kontrol varsa ekonomide, orada aklı başında bir kalkınma, istikrar vardır, adalet de vardır. Bu sistemler hırsızlık sistemleridir. Sen döviz kurunu iki olması lazım gereken bir dersin, o spekülasyonu yapan adam vurur. Türkiye'de son 20 yıldır milli gelirinde muazzam bir dejenerasans oldu. 15-20 holding Türkiye milli gelirinde muazzam paralar almaya başladılar. Ama Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına gücünü veren iş gücü, orta sınıfın kafası eridi. Şimdi daha felaketler gelecek. Daha da felaketler gelecek. Şimdi bakın, biz eskiden efendim Türkiye'nin buğdayının ihracı sorunuyla uğraşırdık. Şimdi İstanbul'un buğdayı Ukrayna'dan geliyor. Osmanlı devrindekten de kötü. Allah'tan Türk köylüsü cefaya alışmıştır. Karınca kadarınca üretim yapıyor. Yoksa normal şartlarda üretmezler. Şimdi tarım arazisini satmak için kanun çıkarıyorlar. Yabancı buraya tarıma gelirse böyle bir krizde evvela tarımdan kaçar. Türk köylüsü kaçmaz. Kaçacak yeri yok onun. O işte cefasız çeker. Gidin bir köylüye sorun. Buğday üretiyor musun? Dedim. Ben kordum. Cevapları şu. Efendim üretiyoruz ev halkı kadar. Ev halkına yetecek kadar. Halbuki Türk köylüsü ihraç edecek buğday üretiyordu. Ben şimdi Allah göstermesin bir dış harbe bir şey girsek açım. Yani onlardan getireceğim. Biliyorsunuz Birinci Dünya Harbi'nin en büyük sorunu ihraç sorunudur. Şekeri yok, buğdayı yok, patiskası yok, bilmem nesi yok bir memleket. Şimdi ya ona düştük. Böyle gitsin iki sene sonra Türkiye'de ne patiska kalır. Şimdi gene iyi kötü bir takım şeyler, elbiseler var, çamaşırlar falan. Yani bunlar da kalmaz. Bu son derece yanlış bir politika. Dünyada bunu, ayağını buna kaptırıp kurtaranlar bir derece şimdi işte Rusya var, Malezya biraz kurtuldu, Uzak Doğu kurtuldu, Çin kurtuldu. Bütün hedefi de Batı'nın Çin'i aldatabilmek. Bak bunu, sana 400 milyar dolar verelim ama bizim dediğimiz gibi davran. Yani döviz kurunu o 400 milyar dolarla şey, düşsün döviz kurunu, Çin'in ihracatı sıfırlansın, ithalatı parlasın, yarı Türkiye olsun. He? Ondan sonra Çin bir daha kendini toparlasın bakalım. Dil bilen çocuklar. Bunları bir de Avrupa'ya yollayacaksın, okuyacaklar. Onların da yukarıda hemen aman evladım oku. Her gün oku. İşte bizim hanım burada. Ben her gün okumuşumdur. İngiltere'de de günde 40 sayfa okumadan onu gezmeye çıkarmazdım. Ya da ihtiyacımıza görmeye çıkarmazdım. Yani artık Türk insanı
işin faciaya gitmekte olduğunu bilmeli, direnmelidir. Yani sen ne hakla ya? Mustafa Kemal ne demiş? Bir teftiş, illaki maliye müfettişi gönderin demiş. Niye demiş? Çünkü oraya bir maliye müfettişi giderse oranın ıcığını cıcığını çıkarır, hırsızı kulağından veya burnundan yakalar. 20 yıllık Cumhuriyet döneminde, 30 yıllık Cumhuriyet döneminde Türkiye Devleti'nde sadece bir bakan hakkında suistimal iddiası bulmuş. O da Yavuz'u havuza erken mi soktu, sokmadı mı? Yavuz havuz davası diye. Onun itham edilen adam da İhsan Bey, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşıdır. Çok yakın. Ona geldiği zaman aile yok. Devlet tahkikatını yapacaktır demiştir. Şimdi direnmeli, vatandaş da direnmeli. İnşallah siz bunları derler toparlarsınız. Benim söylediklerimi kısmayın sakın. Evet, söylüyorum hep bunları. Şimdi bir kitap da yazıyorum. Sonunda inşallah yayınlayacağız. Hile. Şimdi psikolojikmiş. Bak. 8 milyon işsiz var. Bu 8 milyon işsiz psikolojik mi? Daha dün Tuzla'daki bütün deri fabrikaları kapanmış. Bu psikolojik mi? 600 milyar dolar birikmiş borç. Bu psikolojikten mi birikmiş? 10 binlerce, 100 binlerce fabrika iş yeri kapandı. Tarım çöktü. Bu psikolojikten mi? Alay ediyorlar. Yahut da bu milleti çok gafil görüyorlar. Adam ben ne zırva söylersem kanar diyor bu millet. Kanar mı? Bunun tabii, bunun hiç psikoloji bir ilgisi yok. Daha 3 ay evvela Amerika krizi bizi ilgilemez dediler. Biz çok şeymişiz, sağlammışız. Yalan. O da yalan. Kriz ilgileyince efendim her şey bu krizden diyorlar. Yok. Amerika krizi olmasa da Türkiye çökecek idi. O Washington'da Türkiye'ye yutturulan politikalar Türkiye'yi de, bizi de, Brezilya'yı da, Arjantin'i de, Peru'yu da, herkesi de devirmiştir, yıkmıştır. Aynı politikaların bir benzeri, labaliliği kendi Amerika'da uygulanmıştır. Allah'a şükür ki onu da yıktı. Onun için benim kızım Amerika'da, Wall Street'te gazete çıkarıyor, damadım. Diyorum ki, hiç size merhamet etmiyorum. Sıkışırsanız Türkiye'ye gelirsiniz, evde yemeğiniz hazır. Ama Amerikan insanı da sorumluluğunu idrak edemedi. Amerika'yı Amerika değil, bir takım lobiler idare ediyor, bir takım zıpır adamlar idare ediyor. Bir kere çocuklar, bir ekonominin ekonomik politikayı banka sistemi idare ederse buradan kaçın. Bankacı ekonomik sistemi idare edemez. Bankacının kârı enflasyondadır. Alacak verecek, alacak verecek. Yüzdesini alacak. Türkiye'de şu bankaların şu kriz döneminde kârı ekonominin bütün sanayinin kârının 3 katıdır. Sanayi bitmiş ama bankalar muazzam kâr ediyorlar. Bu kârı da istiyorlar ki 1 Türk lirası eşit 1 dolar üzerinden dışarıya transfer etsinler. Türk lirasını kıymetini daha çok arttıracağız diyen adamlar var. Halka yutturuyorlar. Aslında dışarıya transfer edilecek karların büyümesini, o kar dolar 2 dolar, 2 Türk lirası 1 dolar desen kar yarı yarıya düşer. Efendim 1 Türk lirası 1 dolar desen kar tam iç karın dışarı dolar olarak gider. Bunları da yutmamak lazım. Ama basın şimdi bu kısmın elinde, televizyonlar da bu kısmın elinde. Katiyen konuşamazsınız, yazmazlar. Onların adamları var, blablabla yapıyorlar. Ya, söyledikten sonra da bana dönüp, Kemal Bey biz seninle aynı fikirdeyiz ama dedikleri oluyor. Ama ya aynı fikirdeysen çık söyle be, memleket çukura gidiyor de, bugün için sonu kötüdür de bakayım. Demez. Şimdi o ring kuruldu. Televizyonu var, basını var. Efendim, İşte gazetecisi falan filan var. Banka sistemi de var. Konuşan adamı boğuyorlar. Evet, size söyleyeceğim bir şey. Siz de maliye teftişine sahip çıkın. Yani
Türkiye bir daha böyle bir heyet bulamaz. Bir daha da kuramaz. Çünkü burada 40 yıllık, 50 yıllık bizim müfettişlerimiz vaktiyle Suriye'ye gitmişler. Suriye'de mesela bir defterdar var. Koca Suriye'yi idare ediyor. İstediği altı yapıyor. Maliye müfettişi gitmiş başına. Herifin burnunu yere sürmüş. Orada disiplin kurmuş. Şeyin Bülent'in babasıdır İbrahim Bey. Zor kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda bile ama Maliye Teftiş Heyeti Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir. Mali disiplini devam ettirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda da kimse bir kuruşunu devletin yiyememiştir. Sonra devlet gene aynı disiplinde devam edilir. Dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma gerçekleştirmiştir. Dışarıya da hiç net borçlanmadan. Avrupa bizi Lozan'da aldatmış gene. Osmanlı'nın borcunun %60'ını bana yüklemiş. Muazzam borç. Zaten şunu bekliyorlarmış. Türkiye bu borcun altında ezilir. Bana gelir yardım eder. Ben ona kredi veririm ve esir alırım. Alamadılar ama şimdi kaldılar işte. Bu gaflette Türkiye 500 yılın savaşımının sonunu kaybetti. Şimdi bunu tekrar geri çekmek lazım. Savaşmak lazım. 40 yıl belki mücadele edecek Türkiye. Mustafa Kemal'in verdiği mücadeleyi verecek. Mustafa Kemal'in iki tane kelepir otomobili var. Hepsi onunla geziyor. Şimdiki üç tane uçağı var. Helikoptere razı olmuyor. Böyle şey mi olur ya?